Yakup. Miralayım. Miralayım. Acilen telgraf başına gitmemize icap ediyor. Getirmesi. Az sonra Ankara'da telgrafın diğer ucunda Mustafa Kemal Paşa olacak. Ama ne güzel oynadın. Hilal? Hilal anaşık sen iyi misin? Eşeği almışlar. Mehmet nerede? Yakalandı mı yoksa? Hadi buyurun. Kim şu lanmış? Nereden bilir lan bunu? Alex'in denen iblis tohumu. Allah belasını versin. Başka kim olacaktı? Ama ben söylemiştim size. Burası emniyette olmaz diye. Ne yapıyorsun lan? Yeter. Çok bile ağladım. Gidelim, Leon bunun hesabını verecek. Leon, o mu bastı burayı? Yalan arkadaşlık dur, ne yaparsın? Hilal, bizi de bekle. İtiraf etmeliyim ki şu matbaayı en son arayacağım yer oğlumun tavernası olur idi. Neyse ki talih tanrısı yanımızdaydı. Şimdi söyle bakalım. Simirni'de onca yerin içinde matbaayı neden oraya taşıdın? Oranın anahtarı vardı bende. Eski sahibi var, Hacı Mühendis. Onun yanında çalışmıştım daha evvel. Sizin de matbaayı aradığınızı öğrenince her şeyi oraya düştüm. Tek başına, kimsenin yardımı olmadan. Evet. O halde Yunan ordusuna karşı yapılan birçok suçun faili tek başına sen olabilirsin. Mesela geçen ay erzak depomuza yapılan saldırının faili. Ya da şu Halit İkbal denen hainin müsveddelerini belki de sen basıyorsundur he? Hatta belki de Halit İkbal sensindir he? Duyuyorsun değil mi? Eğer bizimle işbirliği içinde olmaz isen buradan çıkış yok sana. Şimdi tekrar soruyorum. Kimin ne yaptın? Bu aklınız almıyor ama tek başıma yaptım. Anlaşıldı. Hemen çıkabiliriz. Baba, ne yaptınız? Oturabildiniz mi kafes dediğim kuse? İşine bak sen Alexi, sen neden alakadar ediyor? Ne zamandan beri senden emir alıyorum kuzen? Leon haklı. Sana rapor mu vereceğiz be? Rapor vermeyeceksiniz ama adım ben tutuklattım. İnsan bir teşekkür eder. Bugün tavernanın altına matbaa taşıyan yarın tünel kazar. Bunu geç fark etmeniz büyük dikkatsizlik. Yaptığın ihbar ile hatanı telafi ettin sayıyorum. Leo'nun başarısını unutmamak lazım. Temel Leon, bugünden itibaren üst temenniye terfi etme vaktin gelmiştir. Vazifemi yaptım kumandan, terfiye lüzum yok. Öyle deme Leon. Beceriksizlikleri cezalandırdığımız gibi başarıları da takdir etmeliyiz. Üsteğmenlik rütbesi senin hakkın. Yakup abi. Yakup abi. Yakup
Şeker yavaş, getirdim yavaş. Bize. Yavaş. Şeker getirdin mi bize? Samet. Nasılsın, memnun musun? Sevdin mi burayı? Evet. Hayırdır baba? Kızım önce hoş geldiniz denir. Hoş geldiniz. Ben öyle bir an görünce kusura bakma. Buranın açılmasına babam vesile olmadı mı? Bir görmek istemiş Yıldız. Hı. Her şeyi istediğiniz gibi mi? Var mı bir eksiğiniz? Yani ufak tefek noksanlar ama hallolur babacığım. Biz bir de çocuklar için derslik açmayı düşünüyoruz. Tahsil de görsünler diye. Güzel düşünmüşsünüz. Var mı binada münasip bir yer yok? Var aslında. Dilerseniz ben size gezdireyim. Yukarıdan başlayalım. Kolun iyi mi? İyi. Paşa'ya hazır olduğumuz emirlerini beklediğimizi söyle. Emredersiniz bir alayım. Emirlerinizi bekliyorlar paşam. Bir alayım. Dağıstan İsmet Bey'e inanmış. Eğer paşa emrederse gidip İsmet Bey'i de aslanla çiftliğinden kaçıralım. Yıldayım bunun neticeleri... Neticesi ne olacak Yakup? Paşa emrederse yapacağız. İsmet Bey'i bir divanenin elinden bırakacak değiliz. İsmet Bey'in Dağıstanların bu hareketini tahmin etmiyor olması düşünülemez. Demek ki orayı bile isteye gitmiştir. Benim mütalama göre İsmet Bey'in maksadı... Dağıstan'ın kibir ve cinnetinin geldiği merhaleyi halka ve meclise teşhir etmektir. Dağıstan'ın Ankara'dan bir talebi olmuş mu? Neden rehin tutuyorlarmış İsmet Bey'i? Bir alayım, Dağıstan'da Batı Cephesi kumandanlığını talep ediyormuş. Hırsı maharetlerini aştı. Bu talebi kabul etmemiz mevzu bahis değil. Lakin... Hadisenin bir kardeş kavgası halini almasını da isteriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.